Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bir daha yeni gelenler için söylüyorum. Telefonu sessize almak derste bulunanlara ve bize saygıdır. Telefonu kapatmak, titreşimi almamak, kapatmak kendine saygıdır. Titretir, seni manadan düşürür. Telefonu kapat. Tamam. Hadi bakalım. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 69 sözler. 5. hakikat. Bab-ı şefkat ve ubudiyet-i Muhammediye'dir. Aleyhissalatü vesselam. İsmi mucib ve rahimin cilvesidir. İnsanları inim inim inleten, kontrolünün dışına atan, itimat ettiren ve iman eden ve öyle düşünmeye sebep olan histir şefkat. Şefkat sanki ciddi bir öyle haşmetli bir nehir, çok dehşetli akıyor, ona karşı direnmek gibi bir şey. Şefkat eğer kontrol edilmese maraz olur. Kastamonu 75-77'de ruhsal hastalıktır diyor. Şefkatin ifratı. Her şeyin ama ortası var, ifratı var, tefriti var. Vasatı nimettir. Vasatı Allah tanımaktır. Yani Allah'ınla tanımak. Şefkat ile aşk arasındaki fark nedir? Buna hatırına bir şey gelen var mı? Şefkat ile Murat, şefkat ile aşk arasında ne fark var şefkatle mi sence? Karşılık beklemez herhalde. Şefkat acımaktır. Şefkat acımak olur. Aşk karşılıksız sevmek herhalde daha. Birisinde karşılık var, birisinde karşılık yok. Hangisinde karşılık var? Aşkta karşılık var, şefkatte yok. Evet. Şefkat de ben yokum, orada yaşamaktır. Aşkta o yok, burada olmasıdır. Burada yaşamaktır. Şefkatte karşılık yoktur, annede kalsın. Ama aşk, ben seni seviyorum. O diyor ki ben seni sevmiyorum. Sevgi, sevgini yok ediyor. Sevilmediğini bilmek, intihar ediyoruz. Şefkatte bir böyle bir beklenti yok. Allah da böyle işte. Yani Allah şefkattır, şefkati var. Ondan zaten bize geliyor. Şuunat-ı Zatiye'nin en merkezinde ne vardır? Hatırlayan var mı Şuunat-ı Zatiye'nin? Şefkat-ı Mukaddes. Şefkat-ı Mukaddes. Çık dışarıya balon gibi, soğanın cücüğü. En merkeze Şefkat-ı Mukaddes çık. İkincisi dışarıya çık. İkinci mertebe. Olmaz. Allah Allah. Şuunat-ı Zatiye'nin en merkezinde Şefkat-ı Mukaddes. Çık dışarıya. Çık dışarıya diyeken der. Sen çıkma. Mabet-i Münezzehe. Çık dışarıya. Şefk. Çık dışarıya. Surur. Şefk. Bir daha. Şefkat. Şefkat-ı Mukaddes'e. Muhabbet-i Münezzeh'e. Surur-u Mukaddes'e. Şefk-i Mukaddes'e. Lezzet-i Mukaddes'e. Memnuniyet-i Mukaddes'e. İftihar-ı Mukaddes'e. En merkezde şefkat var. Şefkata en cami aynı ki. Evet, zat olarak o da beşeri noktasında validelerimiz. Ailelerin kavgalarının bir sebebini hemen bir gelmişken böyle bir iki satırını anlatayım. Ailelerdeki kavgaların sebebi şudur. Geçimsizlik. Yaşlıysan gelinin oğlun arasında. Gelsen aranızdaki kavgaların en büyük sebebi şudur. Bir çocuk evde büyürken kadın olarak ilk kimi görür? Anneyi görür. Değil mi çocuk? İlk önce anneyi görür. Bir kız babasının evindeyken, daha çocukken, erkek olarak ilk kimi görür?
babayı görür. Kız kafasında erkeği baba gibi düşünür. Baba, erkek deyince baba satırına geliyor. Babanın özelliklerini düşünür. Evlendiği zaman kocasından da babası gibi davranmasını ister. Oğlan da ilk kadın modeli olarak anneyi gördüğü için anne gibi ister eşini. Şimdi oğlan anne gibi ister eşini, kız baba gibi ister eşini. İkisi de olmaz. Fıtri değil. Olmaz. Olmadığı için kavganın bir sebebi budur. Yani ondan çıkmıyor, çıkamıyor. O modelden çıkamıyor. Yani annesi gibi birisini istiyor. O da babası gibi istiyor. Oysa her insan farklıdır. Onu tefrik edemiyor. Ayrı bir, o zaman kafamızda bir model var. Ya sen iyi değilsin, nereye göre iyi değilsin diyemiyor. Annem gibi değilsin. Annen gibi olsa zaten haram olurdu sana. Olmaz öyle. Ortalama %60, 50, 60, ortalama 60 sana uygun tarafı varsa tamamdır. Şefkati de böyle kullanın diye söyledim. Hiç mümkün müdür ki, hiç mümkün müdür ki en etna bir hacetin, en etna bir mahlukundan görüp kemal-i şefkatle ummadığı yerden israf eden, mesela hiç mümkün müdür en etna bir haceti, küçük bir haceti, bir nefes almak. Dün bir yerde demiştim de benim bir hoşuma gitti. İnsanın en değerli şeyi nefesidir. Değil mi? Ama biraz sonra vereceksin. Neyine güveniyorsun daha? En kıymetlisini aldın, veriyorsun. Bitti. En kıymetli havandır. Havanda gitti. Malı düşün şimdi. Tutabildiğim şey var mı? Çok tuhaf değil mi? Bitti. Onu bile sende değil. O bile sende duramıyor. Başka ne duracak ki sana? Ya en etna bir haceti. Nefes almayı. Ne demek nefes almayı? Gidin yoğun bakımda olanlara sorun. Astım hastalarına sorun. Sorun. En, bir tanesini söyleyeyim garibinize geçecek ama en büyük nimetlerden bir tanesi de tuvalete gidebilmektir. Ama farkında bile değiliz. O otobüslerde sıkışıp da otobüste yeni kalkmışsa, otobüste durmuyorsa, tuvaletine gelmişse, yani tuvalet nedir? Her şey odur. Bütün saltanat odur, tuvalettir. Ne büyük nimetmiş ya. Ama bilmiyoruz. İnsan olmuyor. Allah da ne hoş ya. Ne kadar mükemmel bir Allah'ımız var. İnsan Allah ile iftihar ediyor ya. Yani ne kadar böyle tövbe yani, insan sırılası geliyor böyle. O kadar büyük, güzel Allah olur mu? Aynı böyle olur işte ya. Niye böyle duygularımız olmuyor biliyor musun? Allah ile bizi hep tehdit ettiler. Para isteyecekler, Allah ile tehdit ettiler. İbadet yaptıracaklar, Allah ile tehdit ettiler. Anne babaya itaat et, Allah yoksa şöyle yapar. Kendine, egosunu memnun etmek adına çocuğu Allah ile tehdit ettik. Yalan konuşacağız, Allah'a vasıta yaptık. Vallahi vereceğim diyor, olan yalan söylüyor. Yalanda bile Allah'a kullandık. Ya. Ate Allah'ı inkar eden bile Allah'a kullanıyor. Yemin ederken. İnkar ederken bile Allah'a kullanıyor. Allah yok diyor. Kim yok? Allah yok diyor. İlk önce Allah onaylıyor, sonra yok diyor ona. Onaylanmadan bir şey yok olmaz. Mesela 8 ayaklı insan yoktur. Böyle bir şey duydunuz mu? 8 ayaklı insan yoktur ve ispata giden var mı? Niçin? Böyle bir şey yoktur onun için. Ama Allah'ı inkar etmeye gidenler var. Demek ki var. Çünkü var ispat edilmeye çalışıyor.
Yok. Yokluğunu ispat ettiğin zaman o zatın var olacaktır. Kim yok? Kalem yok. Ha, hakikaten yok. Onu demeye gerek yok ki. Abi kitabın üzerinde kalem yok. Yok tabii canım. Kim yok? Allah yok. Haşa. Ha, Allah? Ha, o yok. Kim o? Onu ispat, inkar etmek için ilk önce var ediyor. Ve düşünen insanlar için gönderdim bunu. Küçük bir haceti insanın etna bir mahlukundan, yani bir tavuktan, bir kediden, bir kuştan, bak nasıl, muhabbet kuşuna bak. Boyayı bile Allah ondan acımadı, boyayı, muhabbet kuşuna. Boyamış. Etna bir haceti, etna bir mahlukundan görüp, görüyor, ihtiyacı görüyor. Kemal-i şefkatle ummadığı yerden isaf eden, yerine getiriyor. Ummadığı yerden, min haysula ihtesim. Ummadığı ve bilmediği yerden veriyor. Odun çubuklarından, kurumuş odun parçalarından, siyah toprakta, taş ve topraktan, gübreden yapıyor. Mandalinayı, şeftaliyi gübreden çıkartıyor. Şimdi düşünün nasıl bir teknoloji kullanmış mandalina. Öyle yırtıp atıyoruz ama, narı çıkartıyoruz ama böyle para sayar gibi. Bir bak bakayım dizmek içine lazım. Şimdi o mandalinayı nasıl yapmış? Mandalinayı değil toparlamak. Var olan mandalinandaki nasıl soyulacağını bilmiyoruz. Mandalina böyle soyulmaz. İçine gaz yok mu? O gaz madem koymuş burunla alakalı. O zaman burada soyacaksın. İbrahim Hakkı diyor ki burunun altından soyacaksın ki diyor çıkan gaz burun şey yapsın. Kışın o sinirler ihya edilsin, bengellesin. C vitaminiyle aktif oluyormuş o. Yani o çıkan gaz yani böyle yaptım böyle uçtu. E madem böyle uçacaktı niye kursun? Böyle koyacaksın. Mandalinayı soymayı bile bilmiyoruz. Gitmiş dilimlemiş bir de. Elma gibi yekpare yapmamış. Ağzını demek biliyor. Sığır için olsaydı mandalina sok ağzını gitsin. Dilim yapmaya gerek yok. Değil yani onun için. İnsan ya, insan ne kadar nazik Allah'a ya. Geldi Allah'ı sevme ya. Mandalinayı bile, ne kadar kibar Allah'a ya tabi. Nazik, latif. Gitmiş, latif yapmış, nazik yapmış, patik demiş, dilim demiş, süslemiş, koymuş oraya. Elhamdülillah. Allah ile insan gurur duyuyor ya. Elhamdülillah. Kemal-i şefkatle ummadığı yerden isaf eden, yerine getiren. Sonra en gizli bir sesi. En gizli bir sesi, beka arzusu gibi. En gizli mahlukundan inşitip imdad eden. İnsandaki o şefkat mesela veya beka, aşkı beka. İman olmasa neyle tatmin edeceksin? İman yok. Olayları nasıl yorumlayacaksın? İman yok. Kanseri neyle izah edeceksin? İman yok. İhtiyarlığı neyle yorumlayacaksın? İman yoksa o yatağındaki pamuklu yatağın inişli çıkışlı olursa o anne, o çocuğu, o baba o yatakta yatıramaz. İçi gider. Ama vefat edince çocuk toprağa katıyorsun. İmansız nazar, iman olmayan bir nazar onu nasıl yorumlayacak? O toprağın içini nasıl yorumlayacak? İman, İslam yoksa topraktan sonraki hayat nasıl izah edecek? Nasıl izah edecek? Matematikte olur mu? Diyor ki imdad eden. İmdad etmiş. Toprağa gireni hep Allah çıkartıyor. Toprağa gübre atıyoruz elma geliyor. E sen gireceksin hiç olur musun? Gübreyi çıkartan, gübreyi dirilten Allah seni de diriltecektir. Ölü gübreyi diriltiyor. İşitip imdad eden, lisan-ı hal ve kal ile istenilen her şeye icabet eden. Yani biz daha doğmadan fıtratımız ne istiyor? Sanki biz ifade etmişiz, istemişiz, Allah da yaratmış. Dünyaya geldik, hepsi hazır. Meyve yemek istiyorduk, hemen çocukken yürüdük, hop ağaca çıktı, koparttık. Bizden önce hazırlamış. Hani var ya çocuk doğmadan önce hem beşiğini, eşyasını hazırlarlar. Allah da hazırlamış seni. Sen doğmadan önce de dut vardı. Değil mi? Onlar vardı yani. Ama baktık o hakikaten yani güzelmiş ya. Bak senin lezzet alacağını bildiği için sen daha istemeden sana vermiş.
İnsan ne kadar veli nimet ya Cenab-ı Hak. Böyle icabet eden nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab. Nihayetsiz şefkat ve merhamet sahibi. Niye? Fiilen gösteriyor. Allah bizi biliyor. Ne diyordu birinci sözde bildiğini? Rahmetiyle bildiriyor. Ey insan, Allah seni biliyor. Nereden biliyoruz? Rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Mesela bu gözlüğü yapan beni biliyor. Bunu yapan, şunu kıvıran kulağı biliyor. Bunu yapan burnu biliyor. Bunu yapan, camı yapan gözü biliyor. Cansız ya, cansız bir gözlük. İnsanı bilmeden bunu yapamaz. E sana bir sürü duygular vermiş. Sevesin diye kalp vermiş. Düşünesin diye akıl vermiş. Tutasın diye el vermiş. Acayip bir şey ya. Seversin diye kalbi veren zat, daha sen bunu bilmezken sana onu veren zat daha çok sevilmeye layık değil. Sevesin diye kalp vermişse, ilk önce o sevilmeli. İnsan ağırlık değil ki ya. Allah'ı sevmek çok keyifli bir şey ha. Tövbe estağfurullah. Atarsın bacak bacak üstüne. Hak ediyorsun yani atmaya bacak. Yani Allah ile insanı iftihar eder ya. Sahibin olmak insan. Aşiret ağları oluyor. Veya kavmiyetçilik oluyor. Milliyetçilik oluyor. Veya paran oluyor. Veya kariyerin oluyor. Siyasi bir lider oluyor. Veya bir parti bir yer mensup olduğunu adam ondan gurur duyuyor. Esas işte Allah ya. İnsan Allah ile gurur duyar ya. Elhamdülillah ya. İnsanlık inim inim inlerken sana iman verdi, İslamiyet verdi, yetmedi bir de imanı tahkiki verdi, bir de yetmedi böyle ders verdi. Bana bunları anlattırıyor, sana da bunları dinlettiriyor. Yapan, eden o. Beni konuşturan, seni de dinlettiren o. Allah şu anda ne yapıyor? 13 yaşında çocuk sordu. Tamam abi dedi. Allah şu anda ne yapıyor? Sana bunu sorduruyor dedim. Allah ne yapıyor sorusunu sorduruyor. Bana da bunları anlattırıyor. Evet, çocuk sordu. Onun çeşit. Peki Allah nerede dedi? Ruhun cesedinin neresindeyse Allah da ruhunun orasındadır. Tabi anlamadı. Bir daha söyleyeyim. Ruh cesedin neresindeyse Allah da ruhun orasındadır. Anlamadın değil mi? Hı-hı, anlamadım. Su buzun neresindeyse Allah da senin orandadır. Bir daha. Abdullah. Su, buzun neresinde ise Allah da senin orandadır. Esmalar oradadır. Öyledir. Bu suya ne ise esma üstalar sana öyledir. Yani buz suyun donmuş hali değil mi? Ona ne denilir? Su donarsa, buz olursa aslında buz gibi gözükürken sudur. Ona şah damarından daha yakınım denilir. Düşünen kafalar. Allah bizden bize şah damarımızdan daha yakın. Demek Esma-i Hüsna donmuş biz olmuşuz. Su donmuş, buz olmuş. Esma-i Hüsna'lar donmuş biz olmuşuz. Allah neredeymiş? Bu sefer ne yaptı biliyor musun? Utanıyor musun şimdi dedim. Tabii dedim. Cesedine bakıyor şimdi Allah. Esmalar donmuş ya şimdi her taraf. Her taraf donmuş. Arkada da esmalar var abi. Ha, hakikaten ya. Fesubhanallah. Aslında soru şu olmalı abi. Ben neredeyim? He? Ben neredeyim? Ya. Öyle hadiste geçiyor ya. Münker Mekir kabirde hesap sorduğu zaman iyi bir insanmış. Kazanmış galiba da. Geçiyormuş. Kabir ehline sorarmış Münker Mekir. Diyeceğim bir şey var mı? Ben Allah'a bir şey sormak istiyorum demiş. Dermiş. Kabir ehli. Allah dinliyor diyor sor. Diyormuş ki kabir ehli. Ya Rabbi seni çok aradım dünyada. Neredeydin? Sorarmış. Ulan dur da sen işte kazanı geç git ne soruyorsun buna? Ne uğraşıyorsun ya? Allah cevap verilmiş hikmetle. Ben sendeydim. Sen neredeydin? Allah bende ama ben neredeyim? Hani derler ya, ulan senin aklın nerede? Kafan neredeydi demiyor muyuz? Sokakta yürüyenleri bazen rastlarsın. Bak şöyle.
Kendi kendine. Veya telefon. Sanki oradaymış gibi. Nereden geçtiğini bilmiyor. Bu adam nerede? Neyi, kimi düşünüyorsa oradadır. Telefonla konuşurken neyi düşünüyorsa oradadır. Burada sureti. Hakikat oradadır. Onun için ne olmak istiyorsanız onu düşünün. Oradasınız, olsunuz. Elhamdülillah. Lisan-ı hal ve kal ile istenilen her şeye icabet eden. Mesela Allah sevilmeye layıktır. Sevgisini bize verdi. Eğer sevdirtmese sevemezsin. Yedirtmese yani o ye diyense yiyemezsin, yutamazsın. Nefret ettirmese ettiremezsin. Yani Allah mutlak hakimdir. Allah istediği oluyor, istemediği olmuyor. Buna bir inanabilsek. Bunu papağan gibi tekrar ediyoruz ama rububiyetinde böyle olmuyor. Allah istemediği bir şey olmaz. Buna bir inanabilsek sıkıntımız çözülür. Allah istemediği olmaz. İstediği olur. Kimse engel olamaz. Ne kadar sorularımız çözülür bunlar? Çünkü Allah'a biz hayal gibi zannediyoruz. Ulaşılamaz. Böyle bazı öyle Allah'ımı böyle anlatınca böyle tobe tobe diyorlar. Rize'de dedi, hoca sen tabi derste. Dedim Allah böyle o kadar seviyorum ki sarılasım geliyor. Orada bir tanesi tobe estağfurullah, tobe estağfurullah, tobe estağfurullah. Ondan sonra dersten sonra hoca severiz seni. Seni severiz. Bak imansız gitme demek istiyor da. Hoca her dersten sonra bir bayın yap, kelime-i şehadet getir. Çok severim seni, kaybetmek istemem. Tamam emeceğim. İnşallah. Tamam dedi. Ben buradayken bir kelime-i şehadet getir. Eşheden la ilahe illallah. Tamam oğlum böyle şeyleri konuşma ya. Çünkü 500 bin voltluk ceyran gibi aman ha yanaşma. 5 metreden yanaşırsan tost eder seni. 1000 voltta 1 metre. Böyle bir gelseniz. Korkmayın benden zarar gelmez. Eğer sıcak olmuşsa cam açabilir miyiz? Gerçi kıştır ama. Öyle mi? Bir daha oraya aç. Çünkü bazı etraftan belki bu dersleri duymak istemeyenler olur. Kış olduğu için içeride mi? Allah'ım. Et güler mi ya? Et güler mi? Et gülmez. Gülmez. Nasıl güler? Bak et gülüyor. Et kızarır mı? Sanki pişmiş et gibi. Haya. Haya kızartır. Allah ya. Bunlar hep Allah yapıyor. Sen de haberin yok. Böyle bir Allah'a güvenilmez mi ya? Bırak teslim ol ya. Ne yaparsa yapsın ya. Ölecek, ölecek. Onun işi ya. Onun işine biz karışınca karıştırıyoruz, sıkıntı çekiyoruz. Abi sizi mi çağırdılar, gittiniz bir hasta ziyaretine, hani biraz teskin edin, biraz şey yapın falan diye. Siz dediniz, öleceksin. Bak öleceksin ha falan. Şey, psikoloji bir hasta el böyle. Psikoloji gitmiş adam. Ölüm korkusu sarmış. Her gelen, yok ya ne ölüyorsun ya, nereden çıkartın, ölmeyeceksin falan. Bu psikoloji, ölüm hastası şey düşüncesinden psikolojisi bozulmuş. Herkes teselli veriyor. Ya olacak mısın? Olur mu ya? Ne öleceksin ya? Nereden çıkartıyorsun lan? Ya aa bak hoca geliyor falan gittim falan. Ya dedim anladım. Baktım ki hayırdır ne dedim. Ya dedi hocam dedi ben ölüm korkusu var. Herkes hocam dedi ne alakası var ölüm? Ne demek ne alakası var? Ölecek zaten. Zaten bir anda şaşırdı. Gelmeyecek miydi? Ölüm kötü olsaydı ölür müydü peygamber? Peygamber ölmüş. Yani gerçeği niye saklıyorsun? Öleceksin tabii ki. Ne zaman hocam? Ne bileyim dedi. O kesin. Sen kabullenmediğin için korkuyorsun. Ölüm korkusu, sorumluluk korkusudur. Ölüm korkusu firaktır. Üstad firaktır diyor. Benim külliyattan bulduğum ondan hariç sorumluluktan korkmaktır. Üzerimizdeki nimet ilahiyi verememekten korkuyoruz. Bak şimdi, Allah hulf eder mi, verdiği sözü döner mi? Dönmez. Allah ne diyor, söyle midir?
Öyledir. Bu kadar cazip dünyaya, Allah dünyaya, ahiret noktasında dünyaya zindan diyor mu? Diyorsa bu zindan değil ama ahirete göre zindandır. Allah böyle diyor mu? Diyor. Peki bir kız için, bir kadın için intihar eden, bir fabrika için iflas edince intihar eden, bir maddi imkanları bozulduğu için psikolojisi bozulan bir insanı düşünün. Gözü açılsa, berza alemindeki hurileri görse, berza alemindeki fabrikalarının saltanat verileceği nimet ilahileri görse, oradaki kendi hakikatini görse, burada durur mu bir an? Görse ama. İşte buradakilerin oraya açılmasın, görürse intihar ederler çabuk geçin diye, burada kimse kalmaz diye Allah onu kefenle ve toprakla örttü. Geçmesinler diye. Burada kalsınlar. Ahiretin hakiki güzelliği gözükse kimse kalmaz burada. Onun için büyük zatlar şöyle yapmış. Ya Rabbi benim silahım niye gelmedi ya? Şibre Havuz demiş ya. Evlilik gecesi demiş. İlk evlenen değil mi? Nasıl oluyorsa. Ya bunlar manyak mı ya biz manyağız ya? Tabii onlar olur mu? Peki niye? Hakikati keşfetmiş. Bak, dünyanın hakikatini, insanın mahiyetini keşfeden Allah'a kavuşmak ister. Demiş ya Yavuz'a, Hasancan, efendim Rabbine kavuşma zamanı geliyor dedi. Geldi dedi. Hasancan demiş hatta, biz ondan uzakta mıyız idik ki ona kavuşacağız? Yani ölünce mi Allah'a kavuşuluyor? Hiçbir şey dememiş. Kardeşim dünyada Allah'ın var olduktan sonra da ne endişe ediyorsun ki? Bırak Allah'a. Ne yaparsa yapsın. En doğru iş yapar. Allah en güzel yapar. Fazla yapmaz. Teslim ol ona. Tabii ki öleceksin dedi. Ha, doğru söylüyordu. Herhalde lan. Sen ölmeyeceğin mi zannediyorsun? Sen öleceksin tabii ya. Ya peygamber ölecek. Peki ya biraz uzun yaşamak istiyorum. Peki ben sana bir örnek vereyim ondan sonra yaşa. Varlıkta uzun yaşamak isteyen kimdir? Şeytan. Ne kadar ömür verilmiş biliyor musunuz şeytana? Ne kadar? 7000. Adem aleyhisselamla dünyaya geldi. Allah ile münazara etti. Şeytan bile duası kabul etti Allah. Şeytanın da. Ne istedi? Kıyamete kadar ömür istedi. İnsanlık tarihine kadar 7000 sene. Şeytanın 7000 sene ömrü var. Hürmetine kainatı kurulmuş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 63 sene ömrü var. Şimdi o makbul adam mı? Şeytan ki 7000 sene nerede? 63 sene nerede? Anlıyor musunuz? Uzun yaşamak isteği şeytandandır. O istetiyor bize. Hayırlı, bereketli Allah'a kul olma bir hayat istemek imandandır. İslam'dan uzun değil, doğru yaşamak lazım. Allah hayırlı ve bereketli versin. Kıyamet mi dediniz abi? Kıyamete kadar. Vay be. Şeytana. Burada kıyametini kendisi kopartan şeytanla işi bitiriyor. Bitiriyor tabii. Mesela kıyametin özelliği nedir? Hak, batıl, doğru, yanlış, soğuk, sıcak, zıtların birbirine ayrışması değil mi? Adam alemini de bitirmiş. Hak, batılı ayırmış. Doğru, yanlışı bitirmiş. Bunun kıyameti kopmuş. Bunun kıyamet kopup ne olacaktı? Hak, batıldan ayrılacak. Kırmızı, beyaz, siyahdan ayrılacak. İman, küfürden ayrılacak. Adamın nazarında zaruret ve bedahat derecesine gelmiş Allah. Allah'a iman, ahirete ve Allah'a iman zaruret ve bedahate gelmiş. Aleminde zıtlar ayrışmış. Onun kıyameti kopmuş zaten. Onun kıyameti kopmuş. Sırat köprüsü. Sırat köprüsü neydi? İki sıfatı vardı. Kılıçtan keskin, kıldan ince. Kılıçtan keskin, şeriatı yaşamak, sünneti yaşamak, putlaştırmamak, putlardan uzak olmak. Bu kılıçtan keskin, kılıçtır şeriat. Kıldan ince itikattır, batıl şeylere iman etmemek. Şimdi buna dikkat eden bir şey, Sırat Köprüsü'ne geçiyor zaten. Sırat Köprüsü orada değil ki. O son safhasıdır. Sırat Köprüsü, elestu bi rabbikum, galubela deyişimizle başladı. Bir şeyi, senaryosu, bir sahnesi dünyada alınıyor. Bir film çekiliyor. Diyelim ki iyi bir film. Arabistan'da çekilmeye başladı. Mısır'a gitti. Türkiye'de bir sahne alındı. Japonya'ya gitti. Bilmem nereye gitti. Böyle bir film düşünün.
Zengin bir film. Mısır'la konuşulurken öyle bir sahne var. Mısır'a gidiyor. Türkiye konuşuluyor filmde. O sahne burada alınıyor. Kardeşim Elestu bir Rabbikum ta cennete kadar bir film çevriliyor. Senin filmin var. Bir sahnesi dünya. Bu çekim için ya. Birkaç dakika sonra gideceksin zaten. Allah Resulü bir saat diyor. Sahne bir saat. Bir diyor yoruldu ağacın altında dinlenecek kadar diyor. Sahne bu kadar. Bir saat duracağız. Zanlarımız da 60 sene zannediyoruz. Zanlarımız da zaman uzuyor, kısalıyor. Şeytan 7000 sene zannediyor. Doğru. Onun zan öyle. 63 sene. Oysa nihayetsiz bir ömrün çekirdeği. Zanımız da gidiyor geliyor. Mesela uçaktan korkanın bir saat uçak yolculuğu 10 saattir. Güzel bir sohbet veya hoşunuza giden bir ortamda 2 saat 2 dakika gibidir. Biz uzatıyoruz zamanı. Bastı zaman tay mekan. Biz yapıyoruz. Zanlarımız hep. Allah'a da zanlarımıza soktu. Ondan çıkarmak için Resulullah dedi ki ölmeden önce nihayetsiz üstü zan edin diyor. Allah hakkında zanımızı düzeltmemiz lazım. Allah deyince hepinize soruyorum. Burada kaç yüz kişi insan var. Cevap vermenize gerek yok. 10 saniye mühlet vereceğim size. Veya 5 saniye. Allah deyince Allah sizin için nedir? Allah deyince ne hatırlıyorsunuz? Süre başladı. Eğer cehennem, ceza, hesap hatırlıyorsanız korku baskısı altında büyüdünüz. Hep Allah ile tehdit gördünüz. Allah sevilir ya. Bak Risale-i'nin mantığına bakın. Hep severek gidiyor. Çünkü Allah rahmetini, gadabını aştırmış. Rahmet gadabımı aştır diyor. Allah sevilir, sevilmeli. Ama bu isyana götürmemeli. En güzel ibadet sevgide olur. Korkudan ziyade. Korku hayvanlara yapılır. Sopayı göstereceksin. Sıra desen ki bak sığırcığım lahanaya gitme ya. Lütfen dinler mi? Sopayı göstersin gitmez. Biraz uzattım zannediyorum ama şefkati anlatmaya çalışıyorum. Al, sendeki bendeki bütün şefkatler İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki şeylerin hayvanların ve insanların dişileri, annelerindeki şefkat toplansa, mazi, gelecek ve şimdiki bütün o dişilerde evladına karşı şefkat toplansa, hepimizinkisi de toplansa, okyanusa göre bir damla bile olmaz. Allah'ın şefkatine göre. Yeter ki tövbe et, dön. Tövbe et, dön. Yani tövbe et. Allah tövbeyi çok hoşuna gidiyor. O deve misali var biliyorsun. İmdad eden, lisan-ı hal ve kal ile istenilen her şeye icabet eden nihayetsiz bir şefkat. Ondan beni biraz devlet dişi soktu. Allah'a ne kadar şefkati varmış? Nihayetsiz. Ki bize vermiş. Ne kadar acayip değil mi? Bak esmalar gibi bakıyorsun. Bak. Böyle bir Allah var ya. Allah'ı tanımıyoruz ki. Nihayetsiz şefkat eden ve nihayetsiz bir merhamet sahibi bir Rab. Niye Rab dedi de Allah demedi? Herkesin anlayışı Rab'dır. Allah, Allah'ımız birdir. Ama Rabbimiz farklıdır. Herkesin imanı kadar, Allah'ı tanımladığı kadar, Allah denince anladığı, anlam yüklediği kadar onun Rabbidir. Kulazı bir Rabbi naz. Allah ise bizim dışımızda bir şeydir. Rab ise o zanlarımızın oluşturduğu. Çünkü kaliteli bir Rab yapmak lazım alemimizde. Hatta cehennemde, haşir meydanında cehenneme giderken zebaniler tutmuş, biliyorsunuz hadiste, arkaya bakarmış. Cehennemeydi. Cenab-ı Hak bilmiyor mu? Sultan ismi iktizası. Zebaniler demiş ki, niye bakıyor sorun demiş. Niye bakıyorsun demiş. Allah beni koymayacak dedi. Beni Allah affedecek, beni geri döndürecek. Hüküm verildi, haşir meydanında hesap şey yaptı, kantar gitti, kalemler kırıldı, cehenneme gidiyor sen daha, hayır dedi. Niye hayır? Allah soruyor diyor. Benim Allah'ım böyle değil, benim Rabbim böyle değil dedi. Ben böyle iman etmedim Rabbime, beni döndürecek o dedi. Gidiyoruz, hayır dedi, beni döndürecek dedi. Diyor ki,
zatıma yemin ederim ki onun zanı üzereyim. En aynı zennabdi bi. Onun zanı gibi. Döndürün onu. Onun için Peygamber Aleyhisselam diyor ki ölmeden önce mutlaka niyetsiz Rabbine üstü zan etsin. Ama sakın ha bu üstü zan Allah'ın merhameti bizi günah işlemeye itmemeli. Bunu da söylüyor Kur'an'da. Şeytan diyor Allah'ın rahmetine, şefkatine sığındırıp isyan ettirmesin. O da şeytanın tuzağıdır. Nihayetsiz bir merhamet sahibi bir Rab. Allah böyle olmalı da nihayetsiz bir rahmet olacak. Nihayetsiz bir şefkat sahibi olacak. Ne kadar hoş ya. Bana keyif veriyor ya. İnsan Allah ile iftihar ediyor. Tövbe, tövbe, tövbe. Allah olsa da işte öyle derme çarpma bir şey olsa. Ne bileyim merham, nihayetsiz değil de şefkat olsa benim kadar. Valla benim şefkatimde sen ne kadar barınabilirsin? Zeytinburnu'na birisini getirmişler. Zındıkmış. Bilmem kaç ay, 6-7 ay olmuş. Getiren sormuş. Hem tevhid dersi mi ne vardı bilmiyorum. Çıkmış. Ne anladın demiş. Nasıl yorumlarsın bu dersi demiş. Adam ne demiş biliyor musun? Ben bu derste anladım ki bu İslam dininde benim de yerim var. Bu dinde benim de yerim var anladım dedi. Ama bir saat tevhid dersinde ne dersi bilmiyorum. Anladım ki bu dinde benim de yerim var diyor. Hakikaten var ya. Herkesin Allah'a Rabbinde bir yeri var. Yeter ki dön. Tövbe et. Bunu demeden de içemeyeceğim. Tamam daha şey yapmayacağım. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam cümle. Çölde giderken adam yoruldu, güneş vurdu, acıktı. Devesinde indi, çaktı, bağladı. Ondan sonra uyudu dinlenmek için. Devesi yanında. Ama azı, suyu, her şey devesinde. Ticareti, her şey devesinde. Kalktı bakar ki deve gitmiş. O kumu sökmüş, gitmiş. Diyor ki Allah Resulü, sağa koşar, sola koşar. Yukarı aşağı koşar. Arar, arar, arar. Hem bitap düşer, hem susuz. Ölüme mahkum bir andayken, susuz, aç, yorgun düşer, bayılır diyor. Ölüm haletleri yaşamaya başlar. Çünkü bitti ya, nereye gidecek? O anda düştüm. Biraz sonra kendisine gözünü açsa, kendisine gelse ki, baksa ki, deve orada, yanında. Ne yaparsın sen şimdi arkadaşlar? Yani deve yerine, çöl yerine deve kayboldu, kansersin. Dedi ki 15 gün en fazla doktor. Bir tanesi dedi ki Hızır gibi bir hak geldi. Sana şu ilacı vereceğim. 14. gündemde. 14. günde gelse. Şu ilacı çift bir şey kalmaz. Mutlak ölümü beklerken. Hakikaten o ilaçla düzelsen. Neyse derdi. Şimdi o çöldeki adam bir hayal et. Sensin. Hayal et. Kayboldu. Bitap düştün, susuz, aç, ölüme mahkum, bayıldın. Sonra ölmedin, bir ayıldın ki deve yanında. Neyse derdi. Allah Resulü diyor ki bu senaryodan sonra, günahkar bir kulun tövbesinden sonra Allah o adamı sevinmesinden daha çok sevinirmiş, kulun tövbesinden. O deveyi kaybeden ne kadar seviniyor? Allah ondan fazla seviniyor seni tövbenden. Estağfurullah. Estağfurullah değil mi? Estağfurullah. Şeytan ne diyor biliyor musunuz? Yatarken ona sabahtan akşama uğraştım. Buna 2-3 tane günah yaptırdım. Ona yatarken bir de estağfurullah diyor. Onu da sildi diyor. Kahrediyor adam ya. Sen ta uykuya girmeden çektiğin estağfurullahlardan. Çıldırıyor ya. Çıldırsın kahretsin namussuz. En büyük bir abdinden. Evet 1350 saltanat 1350 sene saltanat süren ve saltanatı devam eden ve ekser zamanda 350 milyondan ziyade raiyeti bulunan ve her gün bütün raiyeti onunla tecdid-i biat eden ve onun kemalatına şehadet eden ve kemali itaatle evamirine inkiyat eden
ve arzın yarısını, nısfını Nebi Beşer'in, insanoğlunun humsunu, beşte birini o zatın sıbgası ile sıbgalansa, mekan itibariyle yarısı, insanların beşte biri ona iman etse, yani manevi rengiyle renklense o zat, onların mahbubu kulubu ve mürebbi ervahı olsa, elbette o zat şu kainata tasarruf eden Rabbin en büyük abdidir. Bir kere Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam normal bir adam değil. Normal ölmemesi lazım. Ama bir kere korunması bile başlı başına bir mucize. Vallahi yasmı kimin en naz. O ayet gelmeden önce nöbetdarlık yapıyorlardı. Sahabeler nöbet tutuyorlardı. Ey ashabı, nöbetdarlığa gereği lüzum yoktur. Rabbim beni hıfzediyor. Şimdi bir belediye başkanı 2-3 tane koruması var. Amcası, kabilesi düşman. Bu ayet geldi. Nöbetdarlığı kaldırdı. Peki tamam, kaldırdın. Ya sen olacak? Namazı da bitti. Çünkü ayet yanlış olacak. Bir ayet yanlış çıktı, bitti. Hani Rabbin seni koruyacaktı. Bak öldürüldü. Nasıl bir güven değil mi? Nasıl bir teslimiyet? Ya bize şaka geliyor ya. Ebu Cehil vesaire ayakları gözüküyor, sesleri geliyor. İçeride mağarada gözükecek yerde Ebu Bekir Sıddık endişe ediyor. O diyor ki la taha, la tahsen, innallâhe ma'ana. Korkma, masum olma, hüzünlenme. Allah bizimle beraber. Yani şimdi bu koltukta derim ya. Deprem anında korkma kardeşim, Allah hakimdir. Nasıl diyeceksin? Uçaktan geliyoruz, teravih bitirdik Almanya'da. Cami hocaları Türkiye'ye dönüyoruz. Vazife yaptık ya, Ramazanlık. Uçaktayız. Bir tokatlı bir tanrı hocam vardı, kulaklar çınlasın. Biz ona bağlıydık. Bremen hocasıydı merkez o. Biz de Koksa Efendi imamdı. Ondan sonra ben korkuyor, tamam mı? Kulakları tutuyor. Hocam dedim. Buyur hocam dedi. Bana böyle. Hocam dedim, kürsüde Allah var. Burada da Allah var dedi. Kürsüde Allah var. Doğru ya dedi. Burada da Allah var. Allah var, problem yok. Ya. Ondan sonra başladı anlattı. Sen bir yere gitme dedi ya. Burada anlat dedi. Anlattı. Ta Yeşilköy'e ne kadar dedi ki. Sağlanıyor, ben şey yapayım, rahat diyor falan. Dedi ki, ya böyle bir iman, böyle emniyetli, böyle güvenilir bir imanı nerede buldun sen dedi. En son. Bir sahneyi anlatmak için söyleyeceğim. Başka bir şey düşünürseniz hakkımı helal etmeme. Bir şey anlatmak, yüceltmek için değil. Ya böyle Allah'a teslim et imanı sen nerede buldun dedi ya. Dedim ki Risale-i Nur okuyorum. Kızardı. Dedim hocam herhalde aleyhindeydi. Ya inan ona mı dedi. İnan onu okuyor. Dedi ki ilk önce Allah'a sonra sana söz veriyorum. Gittiğim zaman Tokat'a, merkezem imamıydı. İlk önce o külliyat alacağım, söz veriyorum. Bana iyi bir ders oldu dedi. Oysa ben senden yaşlıyım. Yaşlıyım. O emekliydi de imamlık yapıyordu. Yaşlıydı. Risale-i Nur böyle bir teslimiyet veriyor. Şükürler olsun. Niye söyledim? Peygamber'e bak nasıl bir teslimiyeti var ya. Herkes düşman. Yiyecekler böyle amcası, kabilesi. Ey ashabım nöbetdarlar lüzum yoktur. Gidebilirsiniz diyor. E tamam da bir şey olsa ne olacak? Bitti işte. Bu ayet yanlış, Kur'an yanlış, peygamber yanlış. Bitti işte. Şuraya bak ya. Kemal-i itaatle evamirine inkıyat eden. Arzın mekan itibariyle dünyanın yarısı, Müslümanlar coğrafya olarak yaşıyor. İnsanlığın beşte biri humsunun o zatın sıbgasıyla sıbgalansa, getirdiği nurla nurlansa, yani manevi rengiyle renklense ve o zat onların mahbubu kulubu mürebbi erba olsa, lan daha bir kişiyi çocuğuna diyorsun ki kızın, oğlum bir kızın bir su ver, bak böyle omzunu yapıyor. Lan daha çocuğuna da geçiremiyorsun, kızını diri diri gömen adamı Müslüman yapacaksın. Bu neler yapmış bir baksan ya. Normal adam değiller ya. Senin gibi, benim gibi zalim değil ya, kızını gömmüş ya. Bu adam Müslüman olur mu? Beş tane insan öldürmüş. Trabzon'un bir tane lan zalim gangaste hapishanede ustadla tanışıyor. Tahta kurusunu soruyor. Adam keserken sormuyor. Ve diyor sana ustadım demiş. Bunları öldürmek caiz mi? Adam öldürürken sormuyor.
Hapishanede tahta kurusunu soruyor. Nurları tanıyınca tahta kurularını soruyor. Bunlar diyor öldürebilir mi? Şefkat gelince nasıl duruyor insan ya? Canavarı mübarek melek yapıyor ya. Tahta kurusunu da kurmuyor. Bak teyze ben. Nasıl bir şey? İman nasıl bir şey ya? O zat onların mahbubu kulübü, mürebbi ervah oldu. E nasıl terbiye edeceksin? Neyin doğru neyin yanlış olduğunu? Daha Kur'an var biz bu haldeyiz. Ya Kur'an yoksa, o Kur'an yokken o nasıl onları tasarlayacak ya? Kur'an var, tefsirler var, 1400 sene geçmiş bu kadar ulema var, önümüzde yürüyenler var, yaşayanlar var, canlı Kur'anlar var. Gene bu haldeyiz. Ya Kur'an yok, önde kimse yok, model yok, numune yok, patent yok, mukayese yok, taklit yok. Kur'an'ı nerede bulacaksın ya? Bu böyle bir kitap yazılır mı ya? İki vade arasında. Kütüphanesi yok ki. Katibi de yok. Bir de çok garip taraf okuma yazması yok. Acayip bir şey ya. Sen de bir mektup yaz da o mektup uğruna birkaç tane adam ölsün. Bir mektup yaz, mektup. Abi şimdi doğuda, şurada, burada, Suriye'de adamlar bu canlı bomba. Onlara ilaç veriliyor. İlaç verilerek beyin devre dışı oluyor. Komutla hareket ediyor. Ha robot ha o. Öyle değil bu. Onun için örnek vermek için söyledim. O zatın mahbubu kulübü mürebbi ervahı olsa elbette o zat şu kainata tasarruf eden Rabbin en büyük abdidir. Hem ekser enva kainat o zatın birer meyve-i mucizesini taşımak suretiyle onun vazifesini ve memuriyetini alkışlasa elbette o zat şu kainat halikinin en sevgili mahbubudur. Hem bütün insaniyet bütün istidadıyla istediği beka gibi bir haceti ki o hacet ise insanı esfel-i safilinden alayiline çıkarıyor. Elbette o hacet en büyük bir hacettir. Yani beka istemek. Bundan daha büyük bir şey olur mu? Beka. Kim verebilir? Şöyle düşünsene ya. Beka. Beka kim verebilir? Ancak bakinin var mı yok mu? Hepimizde beka yok mu? Yok diyen var mı? Artık soruyorum biliyor musun? Cenazede rastladım. Biz zındık bana inat olsun diye. Konuştuğuma bir şey diyemedi. Dedim ki insanın en büyük meselesi bekadır, sonsuzluktur, bir anda her yerde olmaktır. Yani bir anda her istediği olsun, istemediği olmasın böyle. Saydım. Bunu istemeyen olmaz. İnsanın dedim ortak özelliğidir. Bir tanesi çıkıp demesin mi? Hayır dedi ben beka istemiyorum dedi. Dedim yani ebed arzusu, sonsuz yaşamak arzusu insanlarda var ya. Bende yok dedi. İnadına ya. Ben dedim ki Allah Allah ne kadar da insana benziyorsun. Çünkü insanda var ya. İnsanda var da bende yok diyorsan ne kadar insana benziyorsun. Bir şey demedi. Çekip gitti. Bir tane yalnız şunu duydum o teyze. Sistem dedi. Çek dedi. Çek istemiyorum. Ebed istemiyorum. Çek demiş. O da demiş. Ya ne kadar rezillik oluyor ya. O anne karnındaki misal var ya çocuğun organları. O zaman sarsıldı yani orada. Anne karnındaki çocuğun organları orada bir işe yaramıyor. Neye takıldı diye sordum. Hiç düşünmemişler. Anne karnında ayak işe yarıyor mu çocuğun? Yok. Niye ayak takıldı? Anne karnında göz işe yarıyor mu? Niye oraya koymuş? Ha nereye gidecekse gidecek olduğu aleme önceden organ takılıyor. Dünyaya geleceği için onlar lazım. Ha insandaki beka, ebed, sonsuzluk cihazları, bunlar cihaz diyoruz da burada işe yaramıyor. Nereye gidecekse orada kullanmak için takılmış. Beka'ya gideceği için beka verilmiş. Beka'da takılmıyor bize. O hacet ise insanlarda yani ebed arzusu bütün insaniyet bütün istidadıyla istediği beka gibi bir haceti ki o hacet ise insanı esfer-i safilinden Allah iyiliğine çıkarıyor. Çok acayip. Ne olursan ol. Sonunda hiç mi olacaksın? Hiçbir değerin yok. Ne olursan ol. Odun dahi olsa beka mı var? Nihayetsiz bir vücut kazanıyorsun. İnsanı
Esfeli safilinden ala iliğine çıkarıyor. Beka. Elbette o hacet en büyük bir hacettir. Ve en büyük bir abd umumun namını onu Kadir Hacat'tan isteyecek. Tam da peygamber ne istedi ki biz karşı çıkıyoruz? Ne dedi den yani? Ne istedi benden? Arsanı sat ver bana. Bana köle ol. Öyle mi dedi? Çoğumuz asıl saadet var ya peygamberden gelmeden önce. Çoğumuz bir eşek etmiyorduk. Eşek. Orada köle satılıyordu. Kadın pazarı, erkek pazarı, hayvan pazarı. Bir, üç tane köle Faruk bir eşek ediyordu. Sen bir eşek etmiyordun o zaman. İslam'dan önce. Ya beş tane köle bir deve ediyormuş. Muhammed. Sen bir eşek bile deve bile etmiyorsun. Bak sen de ben gene eşek etmiyoruz. Bu da gelecek araya. Bizi nereden çıkartacak? Yani bir insanda bir eşek alınmıyordu. Ölçü şuydu. Bir eşek ne kadar iş yapıyor günde? O kadar işi kaç insan yapıyor? Kaç köle yapıyor? Ona göre de iş tokuş yapılıyormuş. Bir eşek ne kadar iş yapar odun taşır dağdan? Hayal et. Köyünüzde hepiniz taşıdınız. Ha, kaç kişi taşır? He? O zaman öyleymiş. Üç kişi. Üç tanemiz bir araya gelince bir eşek kalabiliyorduk orada. Buna eşek etmiyordum ben ya. Peygamberimiz gelmedi. Kız mı mal? Kadına mal? Kendisi mi aldı zaten? Ne mal? Mala mal olur mu? Hani derler ya mal. Mal mal bakma falan diyorlar ya. Mal. Kadın maldı ya. Ne mal alacaktı? Ama ayaklarının altına cenneti koydu. Ya bu ne İslam? İslam ne kadar büyük nimet ya. Kabiri nasıl izah edeceksin ya? Kanseri nasıl yorumlayacaksın ya? Ölüm korkusunu nasıl kaldıracaksın ya? Ya insanın isteklerine neyle cevap vereceksin? İlk İslam var ya. Elhamdülillah ya. Ne kadar şükretsek azdır ya. Peki. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temassalâvâd.